Ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Dilerseniz öncelikle haberlerimizin özetlerini izleyelim. DAEŞ ve PKK'ya operasyon. Kayseri'deki operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İmar konusunda vatandaş kandırıldı. Açıklama İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Kayseri'ye beklenen kar yağdı. Kent beyaza büründü. Kartpostallık görüntüler oluştu. Kayseri'de yaşayan yabancı uyruklu iki grup arasında sopalı ve zincirli kavga çıktı. Kayseri'de polisin terör örgütü DAEŞ ve PKK üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda Suriye'de DAEŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4, PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen bir şahıs düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Kayseri'de beklenen kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar kenti beyaza bürüdü. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü günler öncesinden vatandaşları uyarmış ve kar yağışı beklendiğini açıklamıştı. Beklenen oldu, Kayseri'ye kar yağdı. Meteorolojinin tahminleri tuttu. Kayseri'de kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte Kayseri bir kez daha beyaz gelinliğini giydi. Kent merkezinde kar yağışı gün boyunca aralıklarla devam etti. Kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Meteoroloji, oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı da uyarılarını tekrar etti. Meteoroloji kar yağışıyla birlikte vatandaşları soğuk günlere karşı uyardı. Özellikle karla mücadele çalışmaları da başlamış durumda. Şehrin ana arterleri ve birçok noktada çalışmalar devam ediyor. Karla mücadele çalışmaları da şehrin dört bir yanında sürdü. Vatandaşlar da kar yağışından ötürü sevinçliydi. Kar yağışı başladı. Ne güzel. Nasıl hissediyorsun? Mükemmel. Mükemmel. Olması gereken bir şey. Bereket yağıyor. Yani. Çok geç kaldı ama ya. Allah bilir de. İnşallah iyi yağar. Allah'ın işine karışılmaz gerisi de. Artık kar biraz daha mı böyle az yağıyor, geç yağıyor? Nasıl oluyor? Tabiatın olayları. Kar yağışını seviyor musunuz? Evet, çok seviyorum. Yağmıyordu ne zamandır? Çok sevindim şu an yağdığı için. Biraz üşüyorum ama iyi. Yine de güzel değil mi? Evet. Bekliyorduk karı. Evet, çok bekliyordum. Çok mutlu oldum. Kayseri'de beklenen kar yağışı etkili oldu. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi iyi oldu ya Kayseri için. Mutlu oldunuz mu? Olduk abicim. Sevindiniz. Evet, inşallah. Kar biraz geç mi yağıyor artık? Geç yağıyor, evet. Eskiden? Eskiden bayağı bir kar vardı. Yani, daha mı iyi oldu? Daha iyi oldu yani. Evet, kar yağışıyla birlikte bazı olumsuzluklar da meydana gelebiliyor. Bu olumsuzlukların meydana gelmemesi için özellikle araç sürücülerinin trafikte çok dikkat etmeleri gerekiyor diyelim. Özellikle kış lastiği bulunmayanlar lütfen yola çıkmasınlar diye temennide bulunalım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kent genelinde kar yağışının kendini göstermesiyle tüm önlemlerini alarak teyakkuza geçti. Ekipler 18 bin kilometrelik yol ağında 1120 mahalle yolunu ulaşıma açarken ulaşıma kapalı köy yolu bulunmuyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri merkez ve 16 ilçe olmak üzere 7 noktada kar yağışına karşı önlemlerini aldı.
Teyakkuz halinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, Koca Sinan, Melik Gazi, Hacılar, İncesu ve Felahiye'de, Tomarza ekibi Tomarza, Bünyan, Talas'ta, Sarıoğlan ekibi Sarıoğlan, Akkış'la Özbatan'da, Pınarbaşı ekibi Pınarbaşı'nda, Sarız ekibi Sarız'da, Develi ekibi Develi ve Yeşilhisar'da, Yahyalı ekibi de Yahyalı'da olmak üzere 7 noktada karla mücadele çalışması yapıyor. Merkezde ise çalışma görev alanı dahilinde 450 kilometrelik yol ağında 38 adet kar küreme ve tuz serici, 5 adet greyder, 6 adet yükleyici kepçe, 8 adet kazıcı ve yükleyici kepçe, 1 adet rotatif, 10 adet damperli kamyon, 9 adet personel taşıma olmak üzere 77 adet aracıyla 24 saat çalışma esasına göre ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçelerde şu ana kadar ulaşıma kapalı yol bulunmazken karla mücadele kapsamında bu yıl 18 bin kilometre yol ağında 1120 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Kar yağışı insan psikolojisi üzerinde genellikle olumlu bir etki bırakıyor. Beyazın üzerimizde bıraktığı etkileri anlatan psikolog Tarık Çay, mevsimsel depresyon konusunda uyardı. Son günlerde Kayseri'nin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde kendisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı kent merkezinde etkisini gösterdi. Kar ulaşım konusunda bazı olumsuzluklara getirse de beyaz görüntüsüyle insan psikolojisini olumlu etkiliyor. Evet, öncelikle bugün çok güzel bir kar manzarası var. İnsanlara dışarıdan baktığı zaman huzur veriyor. Uzmanlar karın insanı rahatlattığını, kişilerin kar yağdığında yaşayabilecekleri güzellikleri kaçırmaması gerektiğini belirtiyor. Psikolog Tarık Çay yaptığı açıklamada karın beyaz görüntüsünün insanları rahatlattığını söyledi ve kış mevsiminin keyfinin çıkarılması gerektiğini belirtti. Karın açık renklerin insan üzerindeki pozitif enerjisini, etkisini hepimiz biliyoruz. Hatta bunu sadece karla kısıtlamayalım, daha da genelleyelim. Doğada yazın yeşil ve mavi renkler, sonbahar sarı tonlar, kış aylarında ise beyaz tonlar insanlara mevsimin gereğinin getirdiği için daha mutlu ve mutlu, neşeli hissettiriyor. Bu bizim için çok güzel. Ama tabii bir de dışarıda çalışmak zorunda kalanlar veya da yaşayanlar için bu kadar da bazen işler yolunda gitmiyor. Her ne kadar sıkıntılı veya da insanların hayatını zorlaştırıcı durumlar olsa da genel itibariyle karın dışarıdan sıcak bir ortamda huzur veren, mutlu eden bir yanı var. Dışarıda da düzeyli, seviyeli bir şekilde doğru zamanda dışarıda kalarak karla oynamak, kar topuyla oynamak, özellikle aileler için, çocuklarla zaman geçirmek için çok güzel bir fırsat. Ben ailelerin bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Psikolog Çay, kışın kapalı havanın bazı insanlarda mevsimsel depresyon oluşturabileceğini söyledi ve bu durumu olumlu yöne çevirebilmenin yollarından bahsetti. Tabii özellikle depresyonun koruyucu tarafına bakacak olursak, dediğim gibi en başta gelen şey depresif müzikler. Müziklerin neresinden tutarsak tutalım gerçekten hep bir depresif, bir hüzün var. Onun yerine daha neşeli, hareketli şarkılar dinleyebilirler. Yalnız kalmamaya lütfen dikkat göstersinler, özen göstersinler. Çevreden destek istesinler. Acaba rezil olur muyum, insanların gözüne küçük düşer miyim gibi düşünceler yerine sosyal desteği alarak bunu kendi lehine çevirsinler. İnsanlar olumsuz düşüncelerin mevsimsel olduğunu veya da bunun gelip geçici olduğunu farkına varsınlar. Yetersizlik, değersizlik hissi olabilir ve bunun iki sebebi var. Biz buna biraz bumerang döngüsü deriz. Mutsuz olduğu için evden çıkmıyor, evden çıkmadığı için mutsuz oluyor. Bu döngüyü de bir yerde farkında bir şekilde kırarlarsa umarım depresyonun koruyucu önlemlerini alıp kış depresyonundan daha uzak bir yaşam geçirirler. Teşekkür ederim. Aşılama takviminde ikinci aşamaya geçildi. Buna göre 65 yaş üstü vatandaşlar ve 60 yaş üzerindeki eşlerinin aşılaması yapılıyor. Kayseri Bünyamin Somyürek Aile Sağlığı Merkezi'nde de vatandaşlara aşı yapıldı. Aşı olan vatandaşlar durumundan memnundu ve herkesin aşı olması gerektiğini söylediler. Koronavirüsle mücadele kapsamında Çin'den getirilen aşılar Türkiye'de vatandaşlara kademeli olarak uygulanıyor. Bu kapsamda ilk olarak 95 yaş üstü, ardından 75 ve üstü vatandaşlara aşı yapılmıştı. Türkiye aşılama takviminde ikinci aşamaya geçmiş durumda. Şu anda 65 yaş üstü vatandaşların aşıları yapılıyor. Vatandaşlar sağlık kuruluşlarına gelerek randevu sistemiyle aşılarını yaptırabiliyorlar. Aşı olmaya geldiniz. Olduk, evet. Nasıl, aşınız oldu? İyi olduk, iyi oldu, aşımız oldu. Peki nasıl hissediyorsunuz şu an? Şimdiki iyi, zararımız yok bak, şimdiki iyi.
Aşıda ikinci aşamaya geçilmesiyle beraber 65 yaş üzeri vatandaşların yanında 60 yaş üzerindeki eşlerinin de aşılaması yapılıyor. Çok ağır dedim. Kayseri Bünyamin Somyürek Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen 65 yaş üstü vatandaşlar aşılarını yaptırdı. Aşı uygulamasında herhangi bir yoğunluk veya sıra sistemi olmadığı gözlemlendi. Aşı olan vatandaşlar hallerinden memnundu. Diğer vatandaşlara da aşı yaptırmaları gerektiğini söylediler. Aşı oldunuz? Olduk. Nasıl hissediyorsunuz? İyi, çok gayet güzel. Sıkıntı yok? Sıkıntı yok, evet. Peki aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Biri ihtimal, biri umut yani. Aşı olmaya mı geldiniz? Aşı olmaya geldik. Yok. Oldunuz başınız? Olduk. Ne hissediyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz? Ya? Çok iyi, hiçbir şey yok, sıkıntısı yok. Hanım da oldu, onda da yok. Güzel. Aşılamayı olumlu buluyorsunuz değil mi? Tabii. Olmazsa bu iş bitmez. Nasıl, aşınız oldunuz mu? Oldum biraz önce. 15 dakika beklememi söylediler. İnşallah faydalı olur. Şu an nasıl hissediyorsunuz? Hiçbir şey hissetmiyorum. Çok iyiyim. Psikolojikmen bir rahatladınız mı? Hem çok rahatladım. Hem de çok iyi içerisi. Hiç kalabalık değildi. Yani düzenli yapıyorlar. Çok güzel. Herkes aşı olsun. Herkes aşı olsun, evet. Bazı vatandaşlarsa randevu alamadıkları için sağlık ocağından tekrar döndü. Evet, randevu almaya gelmiştim ama 182'den alacaksın diyorlar. Buradan da randevu alacaksınız. Evet. Şu an tekrar dönüyor musunuz? Evet, eve gideyim. Tekrar oradan randevu alacağım. Randevu alıp tekrar geliyorum. Evet, evet. Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşı çok güzel. İnşallah herkes olsun. Ama randevu almadan geldim. Onu söyleyeyim yani. Randevuyu alamıyoruz telefondan. Çok yoğunluk var diyorlar. Alamıyoruz. O nedenle de vurunamadan gidiyoruz şimdi. Ne yapacaksınız peki? Yine deneyeceğiz. Randevu almayı deneyeceğiz. Yani 182'den alacağınızı biliyor musunuz? 182'den. Değerli izleyenler, özellikle şu dönemde koronavirüsle mücadele döneminde lokantalar ve kafeler vesaire esnafların dükkanları kapalı. Bununla alakalı bir gelişme var şimdi. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, koronavirüs sürecinde yaklaşık 3 aydır lokanta ve kafelerin kapatılmasıyla beraber esnafın zor durumda kaldığını söyledi. Aydemir, bu süreçte odalarına kayıtlı 158 üyenin iş yeri kapatmak zorunda kaldığını belirterek yetkililere seslendi. Pandemi süreci nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı tutulan, sadece gel al ve paket servisi yapabilen lokanta, pastane ve kafe gibi işletmeleri içeren hizmet sektörü sıkıntılı günler geçiriyor. Lokanta, pastane ve kafeler gibi hizmet sektörünün bitmek üzere olduğunu belirten Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, bu süreçte kan ağlayan 158 esnafımız iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Bu duruma bir son verilmesini istiyoruz dedi. Gerçekten dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir salgınla karşı karşıyayız. Bu salgınla da hep topyekun mücadele etmeye çalışıyoruz. Tabii ki esnafımız gerçekten çok zor durumda, çok sıkıntılar çekildi. Bizler birçok öneriler de sunduk, birçok şeyler de yaptık ama açılmasını bekliyoruz inşallah bu günlerde. Bu süreç içerisinde esnafımız şöyle, hani paket servisi, kebap yapanlar pek o kadar etkilenmese de bu kafeler, restoranlar, lokantalar, sulu yemek yapanlar, çorbacılarımız, kellecilerimiz özellikle, bu ev yemekleri yapanlar gerçekten çok etkilendi. Çünkü paket yaptılar ama iş yerinden sizin evinize gelene kadar bir soğukluk yaşandı. Onun için de kendiliğinden kapattılar. Dolayısıyla bu sulu yemek yapan lokantalarda paket servisi yapamadılar. Onun için birçoğu da kapattı zaten. Bu 3 aylık dönemde 158 tane üyem, bize bağlı kayıtlı üyemiz iş yeri kapatmak zorunda kaldı. Bunu kapatırken de birçok borcuyla da tedarikçisine, dükkan sahibine birçok borcuyla kapattı. Çok sıkıntılı ve zor süreçten geçtik. Kepenklerimiz açılsın, ışıklarımız yansın diyen Aydemir,
Hizmet sektöründe de HES kodu uygulanarak işletmelerin açılması önerisinde bulundu. Biz federasyonumuzun öncülüğünde, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'yla birlikte Türkiye'nin birçok ilinden gelen oda başkanlarına geçen hafta Ankara'da bir toplantı yaptık. Ve Cumhurbaşkanlığına, İçişler Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına ve Ticaret Bakanlığına dosyalarımızı sunduk. Yani ilimizdeki yaşanan sorun ve sıkıntılarımızı ilettik. Bilim kurulu insanlarla görüştük. Onlara taleplerimizi ilettik. Yani bugün HES koduyla birçok yerlere girilebiliyorsa, bir AVM'lere, bir ulaşımda olsun ya da bir marketlere ya da devlet kurumlarına girerken bir HES kodu uygulanırsa bizlere de HES kodu uygulanmasını çözümü olarak önerdik. Sayı olarak da bir masada iki kişiden fazla almayalım taleplerimiz oldu. Türkiye çapında baktığınızda birçok şeylerin uyulmadığını bize bilim kurulu söylediler. Ama bu da bizim taleplerimiz bölge bölge değerlendirin ya da il il değerlendirin diye böyle bir taleplerimiz oldu. İnşallah güzel haberler bekliyoruz. Kepenklerimiz açılsın, ışıklarımız yansın. Biz açılalım istiyoruz. Ve bütün verilecek kriter, yasa ve kanunlara da uymaya da hazırız. Gel al ve paket servis usulüyle çalışan lokantacı esnafı da TV1 mikrofonlarına sıkıntılarını aktardı. Kötü bir süreç geçirdik. Gördüğünüz gibi salonlarımız boş, dışarıda kar yağıyor, hava soğuk, insanlar mağdur oluyor. Yani buradaki müşterilerden çok şikayet alıyoruz. Diyorlar ki biz nerede yiyeceğiz? Biz de tabii bir şey diyemiyoruz bu sorunun karşılığında. Yani insanlar da zor durumda. Zaten hava soğuk, kar yağıyor, paket alıyor gidiyor, artı paket soğuyor. Yani her şey kötü anlamda yani. Çoğu işçilerimiz, arkadaşlarımız izindeler. Onlar da evlerinde mağdur oluyorlar. Yani işimiz yardan fazlası düştü. Yani etkiledi her şey. Malum herkesin gördüğü gibi zor ve sıkıntılı bir dönem. Salonların kapalı olması, insanların rahat yemek yememesi, aynı zamanda işveren ve işçilerin sıkıntısı, altı katlı bir restoranın bir kata inmesi, çoğu insana mecburi izin vermemiz ve onların hayat şartları ve genel olarak kötü bir dönem. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, imar barışı kapsamında vatandaşın doğru bilgilendirilmediğini ve kandırıldığını söyledi. Ataş, imar barışından gelecek parayı bütçe açığının kapanması için kullanan iktidar, nakit para akışının kesileceğini düşündüğü için vatandaşlarımızı uyarmamıştır, dedi. Değerli milletvekilleri, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na imar barışında yaşanan sorunların çözülmesi için meclis araştırması açılması önerisinde bulundu. Yapı kayıt belgelerinin verilme sürecinde yetkili kişi ve kurumlar vatandaşlarımıza uygulama ile ilgili yanıltıcı beyanlarda bulunmuşlardır diyen Ataş, ilgili kurumlarca gerekli kontrol ve denetimler yapılmamış, vatandaşlarımız eksik bilgilendirilmiştir. Vatandaşlarımız da bu beyan ve söylemler doğrultusunda işlemlerine devam etmişlerdir ifadelerini kullandı. Meclis araştırması açılmasının gerekçelerini de anlatan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşların süreç içerisinde yanlış bilgilendirmelere tepki gösterdi. Ataş, kanunun uygulamanın başladığı tarihte ilgili kurum ve yetkililer tarafından vatandaşlarımıza eksik ve yanlış bilgiler verilmiş, gerekli kontrol ve denetimler yapılmamıştır dedi. Ataş, iktidara çağrıda bulunarak yeni bir düzenleme ile vatandaşların zararlarının karşılanması ve yaşanan mağduriyetlerinin de giderilmesi gerektiğini dile getirdi. Slovenya, Hırvatistan, Estonya, İrlanda ve Yeni Zelanda büyükelçilerini ağırlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili yine net mesajlar verirken konuk büyükelçilerde Büyükkılıç'ı destekleyen açıklamalar yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Slovenya, Hırvatistan, Yeni Zelanda, Estonya ve İrlanda büyükelçilerini konuk etti. Başkan Büyükkılıç, 5 büyükelçiye fuaye alanında kaymak kursiyerleri ve eğitmenlerince hazırlanan 27 farklı branşta ve 70 eserden oluşan Karma Sanat Sergisi'ni gezdirip eserler hakkında bilgi verdi. Süleyman, Muhteşem Süleyman'ın kızı Hürkümaz'dan görebilir.
Konuk büyükelçileri makamında ağırlayan Başkan Büyük Kılıç, Kayseri hakkında bilgiler verdi. Büyük Kılıç, Avrupa Birliği üyeliğine de vurgu yaptı. Her ne kadar Avrupa Birliği'ne girmiş olmasak da biz ekonomik olarak, ticari olarak, sanayi olarak, bilimsel açıdan, sanat açısından, uygarlıklar zenginliği Kayseri olarak biz zaten Avrupa Birliği'nin içerisinde kendimizi hissediyoruz. Umarım Avrupa Birliği'mizin kıymetli mensupları, ülkeler başta olmak üzere bizi iyi anlarlar, biz de kendimizi iyi tanımlar, ifade ederiz. İlişkilerimiz daha sıcak olur. Son süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılacak olan reform çalışmalarıyla birlikte Avrupa Birliği ülküsü de diyeceğim gerçekleşir. Hırvatistan, Slovenya, Estonya, İrlanda ve Yeni Zelanda büyükelçilerini ağırlayan Başkan Büyük Kılıç, AB üyeliği ile ilgili yine net mesajlar verirken konuk büyükelçilerde Büyük Kılıç'ı destekleyen açıklamalar yaptı. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy gündemi değerlendiren yazılı bir açıklama yaptı. Gülsoy, güvenlik güçlerimizin şehadet şerbetini içme pahasına sürdürdüğü terörle mücadeleye sonuna kadar destek verdiklerini söyledi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Gara'da şehit edilen 13 kahramana ilişkin açıklama yaptı. Gülsoy, ecdadımızın bize bin yıldır emanet ettiği bu toprakları vatan kılmak için çok şehit verdik. Hala da veriyoruz. Gara şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissettiğimiz şu günlerde PKK, FETÖ, DAEŞ, DHKPC vesaire ne kadar terör örgütü varsa bunlarla mücadelede 83 milyon olarak güvenlik güçlerimizin etrafında kenetlenmemiz lazım. Devletimizin tek bir terörist kalmayıncaya kadar haklı mücadelesinde yanındayız ve destekliyoruz dedi. Başkan Gülsoy, kısıtlamalara ilişkin de açıklama yaptı. Gülsoy, vaka sayısının sıfır olduğu ilçelerimiz var. Buralarda süratle ilçe hıfz-ı sıha kurulu kısmen veya tamamen kapalı olan iş yerlerini, gerekirse HES kodu uygulaması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmak suretiyle açmalı. Şehir merkezinde de vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılmalı veya esnetilmelidir. Bir yılını doldurmak üzere olan virüsle mücadele programı ve önlemleri hizmet sektörü başta perakende ticarete çok büyük sekte vurdu. Bu sektörlerin mutlaka nefes almasını sağlamalıyız. Bu yöndeki taleplerimizi de ilgili yerlere ilettik dedi. Seçim istemediklerini de belirten Gülsoy, anayasa konusunda da çalışmaları desteklediklerini belirtti. Gülsoy, kucaklayıcı bir anayasa yapılabilir diyerek sözlerini tamamladı. Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın farklı ülkelerinden gelen 40 gazeteci, blogger ve televizyoncuyu ağırladı. Uluslararası standartlarda bir kış sporları ve turizm merkezi haline gelen Erciyes, dünyada bilinen bir destinasyon olarak ön plana çıkmaya devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Kayseri Erciyes AŞ işbirliğiyle son 3 haftada farklı gruplar halinde Polonya, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Ukrayna, İran gibi ülkelerden Kayseri Erciyes'e gelen gazeteci, blogger ve televizyoncuya tanıtıldı. Bölgenin sahip olduğu turistik ve kültürel zenginlikleri keşfeden yabancı gazeteciler, Erciyes Kayak Merkezi'nde son teknolojiyle donatılmış mekanik tesisleri, Alpler standartlarındaki pistlerinde deneyimlediler. Ardından Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı gazetecilere geniş bir sunum yaparak Erciyes'in sahip olduğu imkanları anlattı. Erciyes'in artık dünyada kış turizmi sektöründe önemli bir bilinirlik seviyesine ulaştığını belirten Murat Cahit Cıngı, kış turizmi dendiği zaman artık Türkiye'de Erciyes ön plana çıkıyor. Erciyes AŞ olarak tanıtım faaliyetlerimizi her platformda gerçekleştiriyoruz dedi. İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen Cami-i Kebir bölgesine esnaflar ve gelen ziyaretçiler için yerin altına kapalı otoparkın da yapılması gerektiğini söyledi.
İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, İYİ Parti Melikgazi Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Adnan Kenanoğlu ile birlikte kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Cami Kebir bölgesinde incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Yücel, Cami Kebir bölgesine esnaflar ve gelen ziyaretçiler için yerin altına kapalı otoparkında yapılması gerektiğini söyledi. Değerli Kayseri halkı, bir yıl kadar önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde Cami Kebir esnafımızın bu yol sorunu eski binaları ile ilgili belediyemize gelen gündemi değerlendirmiştik ve bu bölgenin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi kararı alınmıştı. Alınan karar neticesinde burada bir planlama yapıldı. Üzerine bir yıl geçti. Bu planlama yapıldıktan sonra şu anda hemen tam sağımızda bulunan şu noktada bir okul vardı daha önce. Bu okulun kaldırılmasıyla ilgili bu alanın bir kısmının otopark, bir kısmının da ticaret alanına dönüştürülmesi vardı planlarda. İlerleyen zaman içerisinde buradaki esnaf arkadaşlarımızın talepleri ve esnaflarımızın yer bulamama noktasında belediyenin gayretleri neticesinde otoparkın kaldırılarak buradaki otopark alanının ticarete dönüştürülmesi dün itibariyle belediye meclisimize geldi. Ben İYİ Parti Grup Başkanı olarak bunu Büyükşehir Belediyesi'nde Sayın Memduh Büyükkılıç'ın idare etmediği bir belediye meclisinde Sayın Savruk'a izah etmeye çalıştım. Sayın Savruk bunu çok hızlı bir şekilde komisyondan geldiği şekliyle geçirdi. Ben size şimdi buranın çıplaklığı ile anlatacağım. Burası kentsel dönüşüme alındıktan sonra tabii ki burada bütün iş yerlerinin hakları korunacak, yeni iş yerleri verilecek. Fakat bu iş yerlerinin bir otopark ihtiyacı olacak. Bunu nasıl çözeceksiniz dediğimizde belediye yetkilileri şu anda gördüğünüz Hattat Oteli'nin olduğu alanı kaldıracağız. Onu karayollarının o bölgeye götüreceğiz. Karayollarının bölgede biz bu Hattat Oteli ve yanındaki yüksek katlı binaları muhafaza edeceğiz. Orayı da otoparka dönüştüreceğiz. Kaç metre olacak? 4000 metre. Her 5 metreye 6 metreye bir araç konduğu düşünülürse yani 700-800 araçlık bir otoparktan bahsedildi. Bunun çok yetersiz olduğunu söyledim. Örnekler de verdim. Burada zaten 700-800'e yakın iş yer olacak. Bunların birer aracı olsa burayı dolduracak. Peki bu Cami Kebir esnafımızın ticarethanelerine alışveriş için gelen müşteriler, turistler nereye araçlarını park edecekler? Yani yine eskisi gibi bir keşmekeş olacak. Biz bunun önlenmesi için şu arkamızda eski okul alanının olduğu yerin ticaret alanı olacaksa dahi nasıl olsa burası komple kaldırılacak. Buranın 6-1 bir otopark alanına dönüştürülmesi gerekli. Bunun nedenlerini ben size kısaca şöyle söyleyeyim. Bugün AVM'lere vatandaşlarımız niye gidiyor biliyor musunuz? Otopark sıkıntısı olmadığı için gidiyor. Bugün katlı Hunat Otoparkı yapıldığında 10 yıl önce ne denilmişti? Balıkçıların arkası yeterli bir alan denilmişti. Ama bugün geldiğimiz gün itibariyle Sayın Palancıoğlu ne dedi? Dün mecliste kendisine de hitaben söyledim. Yetersiz o otoparkı artık. Biz orada 50. yıl Dedeman okulunun olduğu alanda otoparka dönüştürüyoruz dedi. Değerli Cami Kebir esnaflarım, ben sizin haklarınız için İYİ Parti adına bu ifadeleri kullanıyorum. Sizin buraya açmış olduğunuz iş yerleri sadece yaya gelen müşterilerin değil, şu alanın tam 6-1'de otopark olduğu zaman belki de Kayseri'nin veya dışarıdan gelen turistlerin çok rahatlıkla ulaşabileceği, araçlarını aşağı koyabileceği ve yukarı çıktığı zaman alışveriş yapabileceği, çarşıya gelme arzusunun arttığı bir pozisyon olacak. Kayseri'de sivil toplum kuruluşları Gara'da şehit edilen 13 vatandaş için basın açıklaması düzenledi ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdiler. Sivil toplum kuruluşlarından PKK'ya lanet yağdı. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın toplantısında terör örgütü PKK'nın yaptığı alçak katliama tepki gösterildi. Basın açıklamasında konuşan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkan Yardımcısı İrfan Kaşıkçıoğlu, asker, polis, öğretmen, memur, sivil, kadın, çocuk, yaşlı demeden bugüne kadar on binlerce insanımızı katleden silahlı gözü dönmüş örgüt bugüne kadar 45 binin üzerinde insanımızın kanına girdi dedi. PKK'nın Gara katliamını kınıyor ve lanetliyoruz. İlk defa 1984 yılında Eruh'ta silahlı kuvvetler mensuplarına yaptığı baskınla adını duyuran PKK, silahlı terör örgütü o günden bugüne çok katliamlar yaptı. Analar ağladı, çocuklar yetim kaldı, dul kaldı,
babaların sızısı içlerine aktı. Asker, polis, öğretmen, memur, sivil, kadın, çocuk, yaşlı demeden bugüne kadar on binlerce insanımızı katleden silahlı, gözü dönmüş örgüt bugüne kadar 45 binin üzerinde insanımızın kanına girdi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın son katındaki boş dairede yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Melikgazi ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Müderris Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın son katındaki boş dairede yangın çıktı. Alevleri gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken bina sakinleri büyük panik yaşadı. Yangında dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de yaşayan yabancı uyruklu iki grup arasında sopalı ve zincirli kavga çıktı. O anlar kameralara yansıdı. Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçarslan Mahallesi Mümin Sokak üzerinde meydana gelen olayda bilinmeyen bir sebepten dolayı yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirine sopa ve zincirlerle saldırdı. Acımasızca birbirlerine vuran iki grubun kavgası çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde minibüsünden inerek kavgaya karışan bir şahsın zaman zaman minibüse binerek diğer gruptakilerin üzerine sürdüğü ve diğer gruptakilerin de minibüsün camına vurarak kırmak istediği görüldü. Sürücünün minibüsle olay yerinden ayrılmasından sonra kavga sona erdi. Kayseri'nin Yeşilsar ilçesinde bulunan peri bacalarına kimliği belirsiz kişilerce yazılan yazıların temizlenme işlemi başladı. Yeşilhisar ilçesine bağlı Araplı mevkiinde bulunan peri bacalarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyayla yazılar yazıldı. Yeşilhisar Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yeşilhisar Belediyesi tarafından peri bacaların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, bugün burada Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü'nden gelen uzmanlarımızla bu yazıların temizliği yapılacak diye konuştu. Tamamen restorasyon usullerine göre gerçekleştirilecek bu temizlik. Ancak burada şunu belirtmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Bu tabiat varlıkları ülkemizin önemli değerleri içerisinde. Çok önemli değerler. Sadece tabiat varlıklarımız değil, kültür varlıklarımızla beraber bunları korumamız gerekiyor. Bu tür sprey boyalar bu tür eserlere büyük zararlar veriyor. Bu konularda daha hassas olmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Bunu sadece elbette ki bizler koruyacağız. Buralar için bu zarar verilmemesi için çeşitli önlemler alacağız. Ama hep birlikte bunları korumamız gerektiğini düşünüyoruz. Buradan lütfen diyoruz vatandaşlarımıza bu tür yerlerde sprey boyalar veyahut da farklı kazıma gibi olsun müdahalelerde bulunmasınlar. Çünkü bunlar ciddi zararlar veriyor bu eserlere. Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram da gerekli güvenlik önlemlerini alarak tabiat varlıklarına zarar veren şahısların tespit edileceğini aktardı. Sprey boyalarla zarar verildiği haberini aldık. Kolluk kuvvetlerimizle, belediye ekiplerimizle buraya müdahale ettik ve burayı koruma altına aldık. İlçemizde kolluk kuvvetlerimizle birlikte gece gündüz plaka takip sistemimizle buraya gelen araçları, buradan geçiş yapan araçları inceliyoruz. Herhangi bir zarar verildiğinde bu temizlikten sonra inşallah bir daha yapılmaması için, bir daha bu doğal kültürel varlıklarımıza zarar verilmemesi için denetimlerimizi arttırdık. Gece gündüz 24 saat burayı izliyoruz. İnşallah bundan sonra vatandaşlarımızdan da daha hassas davranmalarını rica ediyoruz. Mikro kumlama tekniğiyle yapılan temizlik çalışmalarının yaklaşık 20 gün süreceği öğrenildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ulaşım yatırımları kapsamında 15 Temmuz Bulvarı ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın kesiştiği kavşağa yapılması planlanan trompet kavşak modelini yerinde inceledi. Şehrin iki önemli bulvarı olan Melikgazi ilçesi Altınoluk mahallesinde 15 Temmuz Bulvarı ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın kesiştiği kavşağa trompet kavşak yapılacak. Bu kapsamda yapılması planlanan trompet kavşak modelini yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Türkiye'de ilk olan ikili toplama sistemli aracıyla geri dönüşüme büyük katkı sağladıklarını söyledi. Sıfır atık projesine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, Türkiye'de ilk defa Kayserililere hizmet veren araçla kısa zamanda hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağladıklarını vurguladı. Arkamda görmüş olduğunuz araç aslında bundan sonrasında Koca Sinan Belediyesi olarak bizim sıfır atık toplama noktasında sıfır atığa doğru %100 kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıklarının kaynağından ayrıştırılmış olarak toplanarak bertaraf edilmesi, tesislerimize taşınması için başlamış olan bir adım. Arkamda görmüş olduğunuz bu araç Türkiye'de ilk defa Kayseri'de Koca Sinan Belediyesi'nde, Koca Sinan yollarında, Koca Sinan'daki hemşehrilerimize hizmet edecek olan bir araç. Tabii ki bundan sonrasında inşallah bu ve benzeri araçları daha fazlaca hem Koca Sinan'da hem de Türkiye'nin farklı farklı illerinde görmeye başlayacaksınız. Bunu aracın özelliği kaynağında ayrıştırılmış olan geri dönüşüm atıkların ayrı ayrı toplanabilmesine imkan sağlaması. Biliyorsunuz biz şu anda ambalaj atıklarını evlerden, çöplerden ayırıyoruz, ayrı bir vaziyette topluyoruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde devam etmekte olan sıfır atık projesi kaynağından da ambalaj atıklarının ayrıştırılmış olarak toplanması ve bu şekilde ekonomiye katılması, bu şekilde çevreyi koruması noktasında önemli bir proje. Ve bu sıfır atık projesinin de hem ayrıştırılması, hem toplanması, hem nihai olarak geri kazanılması noktasında son derece önemli olan kısım ayrıştırma noktası. Görmüş olduğunuz araçta birden fazla haznesiyle birlikte bu ürünler tek tek ayrıştırılmış vaziyette toplanacaklar. Evet, bu araçta farklı bir nokta daha var. O da pil atıklarının toplanması. Eğer ki çevreye bir pil atıyorsanız biliyorsunuz bunların uzun süre çevrede kalmasından dolayı oluşturmuş olduğu dezavantajları burada anlatmama gerek yok. Ama bu aracımızla birlikte artık biz pilleri de kaynağından ayrıştırılmış olarak toplayabileceğiz. Bir diğer taraftan da kızartma yağları, yağ atıkları, evsel yağ atıkları. Biliyorsunuz bununla ilgili Koca Sinan Belediyesi olarak hazırlamış olduğumuz mahallelerin içerisindeki yağ kazanım geri dönüşüm kutularımız var. Evsel olarak kullanılmış olan kızartma yağlarının toplanması. Aynı şekilde bu arkamda görmüş olduğunuz araçta da bunu gene mahallelerimiz içerisinde gittiğimiz zaman evlerde, binalarda atığı da aynı şekilde toplamış olacağız, çevreye vermeyeceğiz, çevredeki oluşturulabilecek zararların önüne geçmiş olacağız. Başkan Çolak Bayraktar, geri dönüşümle hem ülke ekonomisine büyük kazanç sağladıklarını hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre hazırladıklarını sözlerine ekledi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilen 13 vatandaş için Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Kayseri Şubesi'ne taziye ziyaretinde bulundu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gara'da şehit edilen 13 vatandaş için Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Kayseri Şubesi'ne taziye ziyaretinde bulundu. Sözlerine bütün şehitlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı dileyerek başlayan Başkan Yalçın, inşallah bu devletimizin, milletimizin bir araya gelmesi için bir halka daha olur diye konuştu. İnşallah bu da bizim devletimizin, milletimizin bir araya gelmesi için bir halka daha olur. İçişleri Bakanımız da
artık diyeceğine dönüyorum. Şehit yakınları ve Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek biz her zaman devletimizin, milletimizin yanındayız şeklinde konuştu. Yani sen 40 yıla yaklaştı terör örgütüne mücadele ediyoruz. Ondan öncesi de var. Şimdi yeni işte komşu ülkelerimize bir iç ayaklanma, bir iç savaş çıkararak ülkemizi zafiyete uğratmaya çalışıyorlar ama amaçlarına ulaşamıyorlar. Ordumuz güçlü, devletimiz güçlü, hükümetimiz güçlü. İnşallah bunlar amaçlarına ulaşamayacaklar. Devletimizden, Türk Silahlı Kuvvetlerimizden onlara hak ettiği cevabı verecek, vermeye devam ediyor. İnşallah. Biz şehit aileler ve gaziler olarak her zaman devletimizin, milletimizin Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Doktor Çetin Ali Dönmez'le Sanayi Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Dinçer Gonca ve Kamil Özkan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin ziyaretçileri vardı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Doktor Çetin Ali Dönmez ile Sanayi Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Dinçer Gonca ve Kamil Özkan, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, misafirlere projeleri hakkında detaylı bir sunum yaptı. Ziyaretçiler de organize sanayi bölgelerinin üretim, istihdam, ihracatta yaptığı katkılara dikkat çektiler. Başkan Nursaçan, Kayseri OSB olarak yıkılmadan, usanmadan ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz dedi. Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Laura Kambayni ile Hacılar ilçe nüfusuna kayıtlı Milkano Şamlı, belediye başkanı Bilal Özdoğan'ın kıydığı nikahla dünya evine girdiler. Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Laura Kambaylun Müslüman oldu. Kambaylun'la Hacılar ilçe nüfusuna kayıtlı Milkano Şamlı bunun ardından evlenmek için karar aldı. Belediyemize müracaatlarda sıkıntı yok. Hacılar Belediyesi'ne evlilik için başvuran çift için nikah töreni düzenlendi. Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilce Kültür Merkezi'nde kıyılan nikah törenine Kambaylun ve Şamlı ailelerinin yakınları iştirak etti. Çiftin nikah şahitliklerini Ahmet Özsoy, Suat Kızılkaya ve İdris Işıkok yaptı. İdris Işıkok, Işıkok, Yeminli tercümanımız. Tamam. İşlemler tamam. Ve o soruları soracağız. Sizi eş ilan edeceğiz. Bir ömür boyu sürecek birlikteliğe evet diyen çiftin nikahını kıyan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, aileye bazı nasihatlerde bulunduktan sonra nikah cüzdanını geline takdim etti. Biz de Medeni Kanun verdiği yetkiyle Milcan'ı ve Lora'yı eş ilan ettikten sonra bu resmi belgeyi de aile cüzdanında gelin hanım Lora hanımefendiye veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mesul etsin. Nikah ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Evet, bültenimize spordaki gelişmelerle devam edeceğiz. Süper Lig'de 25. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray haftayı 51 puanla averajla lider kapattı. HES Kablo Kayseri Spor 25 puanla 16. sırada yer aldı. Süper Lig'in 25. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle. Çaykur Rizespor 0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2. HES Kablo Kayseri Spor 0, MK Ankara Gücü 0, Trabzonspor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Fatih Karagümrük 1, Fenerbahçe 2, İttifak Holding Konya Spor 2, Yukatel Denizli Spor 0, Atakaş Hatay Spor 0, Aytemiz Alanya Spor 0, Galatasaray 2, Kasımpaşa 1, Göztepe 2, Medipol Başakşehir 1, Gençler Birliği 0, Beşiktaş 3, Antalya Spor 1, Yeni Malatya Spor 1. Alınan bu sonuçların ardından oluşan puan durumu ve sıralama ise şu şekilde. 1. sırada Galatasaray bulunuyor 51 puanda. 2. sırada Beşiktaş 51, 3. sırada Fenerbahçe yine 51 puanda. 4. sırada Trabzonspor bulunuyor 45, 5. sırada Aytemiz Alanya Spor 42, 6. sırada Atakaş Hatay Spor 39 puanda.
7. sırada Gaziantep Futbol Kulübü bulunuyor 38, 8. sırada Fatih Karagümrük 37, 9. sırada Antalya Spor 32 puanda. 10. sırada Yeni Malatya Spor 30, 11. sırada Göztepe 29, 12. sırada Demir Grup Sivas Spor 28 puanda. 13. sırada İttifak Holding Konya Spor 27, 14. sırada Çaykur Rizespor 26, 15. sırada Kasımpaşa yine 26 puanda. 16. sırada HES Kablo Kayseri Spor 25, 17. sırada Büyükşehir Belediye Erzurum Spor yine 25 puanda. 18. sırada Medipol Başakşehir bulunuyor 24, 19. sırada Gençler Birliği 20, 20. sırada MK Ankara Gücü 19, 21. sırada Yukatel Denizli Spor bulunuyor 18 puanda. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz değerli izleyicilerimize. Biz yine her gün burada olacağız. Haberleri, gündemdeki gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız efendim. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.